Şimdi hiç vakit kaybetmeden Ankara'ya gideceğiz. Ali Yaz Baltacı hazır bizi bekliyor. Fernas işçilerinin mücadelesinde bir sıcak gelişme var. Ali Yaz, hemen sözü sana bırakacağım. Bir işçi fenalaştı galiba, değil mi? Sağlık durumu nasıl? Evet, işçilerden birisi şu anda fenalaştı ve kendisine acil müdahale yapılıyor Buket. Biz de çok fazla işçimizin yanına yaklaşmıyoruz. Şu anda etrafında sağlık görevlileri var ve kendisine acil müdahale yapılıyor. Burada dakikalardır işçilerin bulunduğumuz noktadan sadece birkaç metre ileride olan Kurtuluş Parkı içine girmesi için müzakere ediliyor. Ve polisler gerek sendika temsilcilerinin gerekse burada bulunan milletvekillerinin tüm açıklamalarına, tüm ısrarlarına rağmen işçilerin Kurtuluş Parkı içerisine girmesine izin vermediler. Müzakereler başarısız oldu ve bunun sonucunda da işçiler parkın önünde oturma eylemine başladılar. Tam da o sıralarda işçilerden birisinde bir fenalaşma durumu oldu ve kendisine müdahale ediliyor. Son durum bu şekilde, şu anda işçiye müdahale ediliyor Buket. Ali Yaz Baltacı, teşekkürler. Ah be dediniz mi siz de? Ah, yani bu görüntülerin yaşanmasının sebebi nedir? Sadece Kurtuluş Parkı'na gidip orada bir açıklama yapacaklar ve en başından bu yana işçiler sadece haklarını istiyorlar. Güvenli koşullarda çalışmak istiyorlar. Güvenceleri olsun istiyorlar. Aldıkları maaşın yaşanabilir seviyede olmasını istiyorlar. Bir de sendikalaştıkları için işten çıkarılan arkadaşları var. Onlar da geri dönsün istiyorlar. Maalesef ki çok üzücü görüntüler. Daha fazla bu görüntüyü de ekrana vermeyelim ve acil şifalar dileyelim. Acil şifalar dileyelim. Biz takip edeceğiz. Ali Yaz Baltacı orada. İlk müdahale yapılıyor şimdi işçiye. Sonrasında bir eğer hastaneye kaldırılırsa durum nedir? Sizinle elbette paylaşırız ama dileriz. Orada CHP'li vekiller de var. Müzakereler devam ediyordu. Başarısız oldu. Sonuçsuz kaldı. Ama direniş de devam ediyor. Belki de geçişlerine izin verilecek. Dileriz öyle olur.